Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birazcık daha farklı bir içerik yapacağım. Baharın da gelmesiyle, hatta yazın da gelmesiyle böyle askılı elbiseler vesaireler dolaplardan çıktı diye düşünüyorum. Ben de çok seviyorum böyle askılı elbiseler giymeyi, ama bu sefer birazcık daha farklı nasıl kombinleyebiliriz bu elbiseleri diye düşünerek bu videoyu çektim. Çünkü evet, ben de üstüme elbise geçirip altıma bir Converse giyip elime bir tane hemen çanta alıp çıkmayı çok seviyorum. Ama bence önemli şeylerden bir tanesi de bir parçayı farklı şekillerde kombinleyebilmek. Ben de bu konuda birazcık deli doluyum biliyorsunuz. Ve o yüzden böyle daha farklı olalım. Hem şık olalım hem daha farklı olalım istedim bugün. Videoda göreceğiniz bütün ürünleri Trendyol Mila Boutique'inden seçtim. Zaten aşağıya link olarak bırakacağım. Bütün parçaları aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Bu arada bu elbise bu kadar kısa değildi normalde. Ben boyunu birazcık kısalttırdım kendime göre. Eğer ki bu kadar kısa giymek istemiyorsanız, yani kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Bu videoda bir tane elbiseyle 5 tane farklı kombin göreceksiniz. Bunu da sayarsak 6 diyebiliriz bence. Umarım yalnız saymışımdır. Lafı fazla uzatmadan isterseniz videoya geçelim. Bu tarz kombin videolarını seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Aşağıya da siz nasıl farklı şekillerde kombinlerdiniz bir elbiseyi, onun yorumlarını bekliyorum. Şimdi videoya geçelim. Evet, herkese yeniden merhaba. Bu video için biraz daha farklı kombinler denediğimden, ilk kombin için videonun başında da gördüğünüz basit Converse elbise ikilisiyle başlıyoruz. Elbisemiz kırmızı olduğu için farklı bir renk daha karıştırmadan kırmızı bir çanta tercih ettim ben bu kombinde. Mayıs ayında da olsak hala havalar serin gidiyor. Zaten yaz ve bahar akşamlarının serin havaları için oversize bir kot ceket her zaman ilk tercihim oluyor benim. Çizgili bir çorap ve büyük beyaz sneakerlarla 80'ler havası da vermiş oluyoruz kombine. Tabii ki yine Converse'ler ya da bir sandalet ya da topuklu bir sandaletle de tamamlayabilirsiniz bu kombini. Tamamen tercih sizin. Küçük sırt çantam bence bu kombine çok oturdu. Siz ne dersiniz? Askılı bir elbiseyi farklı bir elbiseymiş gibi giymenin en kolay yolu içine bir tişört giymek bence. Kimisi bu görünümü hiç sevmese de tam bir 90'lar kızı olduğum için ben bayılıyorum açıkçası. Hem de her zaman giydiğiniz sütyeninizi de askıları gözükecek mi diye korkmadan rahatça giyebiliyorsunuz askılı elbiselerin içine. Ben bu 90'lar havasını tam anlamıyla tamamlamak için bolca kolye ve büyük siyah postallarla kombinlemeyi tercih ediyorum. Bu sefer bir tık daha işleri şık tarafa götürmek istiyorum. Spor casual görünüm severler için değil, daha böyle şık bir kombin yapmak isteyenler için bir kombin oluşturalım istedim. Bu yüzden comfort zone'dan biraz çıkıyorum bu kombin için. Elbiseyi etekmiş gibi kullanacağız. Bu yüzden şık bir bluz tercih ediyorum ve daha fazla renk ekleyip kombini boğmamak adına, çünkü bluzumuz yeterince renkli görüyorsunuz, kırmızı ten detayları olan bu topuklu ayakkabıyı tercih ediyorum. Ve voila! Böyle güzel bir askılı elbiseyi sadece elbise olarak kullanmak haksızlık olurdu bence. Bu yüzden işleri biraz daha çığırından çıkaralım istiyorum. Askılı bodysuitler de bu kadar trendken elbisemizi bu yönde de kullanabiliriz diye düşündüm. Hem de iki farklı zevk için, iki farklı tarzda. Koyu renk bir mom jean seçtim bu kombin için ve beyaz boyfriend salaş bir gömlek. İlk tarzı sanki yüzyıllardır aynı ayakkabıya sahipmişim gibi hissettiğim rahat güvenilir günlük sneakerlarım ve biraz daha renk gelmesi adına kırmızı sırt çantamı tamamlıyorum. İkinci tarz için ise gömleğime bir tık daha hareket gelmesi için önden bir düğüm atıyorum ve kırmızı topuklu sandalet, sezon trendi hasır ama biraz daha süslü bir şık çantayla tamamlıyorum. Bu elbiseyi daha soğuk havalarda kazaklarla, kısa crop sweatlerle, çoraplarla birleştirerek çok daha farklı şekillerde kombinleyebilirsiniz. Farklı kombinler yapmak için dolabınızda bir sürü farklı kıyafete ihtiyacınız olmadığını da göstermek istedim birazcık. Umarım faydalı olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.